Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet, bugün metabolizmayı hızlandıran bir içecek hazırlıyorum. Sizler de biliyorum bekliyorsunuz, kağıdınız, kaleminiz hazır. Yazın o zaman. Hangi malzemelere ihtiyacımız var? Özellikle bahar ayında, Nisan ayı boyunca, Nisan Mayıs boyunca özellikle ben dikkat etmek istiyorum. Biraz metabolizmayı hızlandıran yiyecekler, selülitler için bazı özel kremler hazırlayacağım. Doktor Murat'tan özel bir kremim var. Acı biberli böyle yakacak, yanacağız. Onu da vereceğim muhakkak bu ay sonuna doğru. Metabolizmayı hızlandıran içecek çok güzel, çok doğal. Neler var içinde? Hemen malzemelerinizi yazın. Veriyorum. Bir yemek kaşığı elma sirkesi kullanacağım. Bir kahve kaşığı balımız var. Bir su bardağı sıcak kaynar suyumuz var. Isıttık burada suyumuzu. 2 adet de karanfil. Karanfil özellikle metabolizmayı çok hızlandırıyor. Daha önce başka içeceklerimizde de kullanmıştık bunu. Nasıl yapıyorum? Şimdi elma sirkem, balım ve karanfilim. Önce karanfili koyuyorum bardağımıza. Suyumuz sıcaktı zaten. Karanfili bir bardak kaynar suda biraz bekletiyorum. O beklerken ben elma sirkesi ve balı birbirine karıştırıyorum. Elma sirkesini balın üzerine döküyorum. Önce ikisini beraber karıştırıyorum. Elma sirkesi de tabii çok hoş kokmuyor. Evet. Tatlı bir suyu. Ama zaten hep sirke ve limon metabolizmayı hızlandırıyor. Mesela sabahları ılık suya limon yani koyup içeriz hani Biraz bal. rejim boyunca, Evet. rejim yaptığınız boyunca. Çok Yani limon ve güzel sirke geliyor. evet şey yağ Karanfil yakıcı de bir ama. özelliği var. Karanfil inanılmaz. Ama işte biraz mideye dokunuyor sirke. Hani aç karnına içildiğinde. Yani Balla balı bal evet karıştırıp bal bir bardak toparlayıcıdır. suya bu kadar az miktardaki sirke etkilemiyor. Ama çok fazla mı? Çünkü farkındaysanız bir yemek kaşığı sadece. Fazla olursa etkileyebilir. Onu sordum ben. Bir de bal toparlayıcı Bal olur. Doğru, toparlıyor. onu Güzellikle. aynı zamanda bal mideyi de yeniler. Evet. Tabii yüze de yapılır ya bal maskeleri. Burada Yenilemesi da için. yapıyoruz. Evet, Ya nemlendirme özelliğine sahip. asidi Sen şu an önleyici şaşkınlıkla bakıyorsun Özcan bize oluşturuyor. direkt Yemek kadın borusunda ve muhabbeti oldu. midede Devamlı söyleyeyim tamam mı? Evet, bal yeniler. Niye? Erkekler de yapıyor. Evet, Yapıyorlar evet. yapıyorlarmış duydum. Yapıyorlarmış duydum. Şimdi evet güzelce karıştırdım. Bunu biraz bekletiyoruz. Ilık olarak içiyoruz. Tabii ki çok sıcak içmiyoruz. İçinde 2 de karanfil var. Size tavsiyem şöyle üzerini kapatın ve böyle bekletin. Evet. Demlensin. Evet, demlensin. Aynen öyle. Bakın ne güzel biliyorsunuz. Evet, Çok harika. güzel çay demlensin. Demlensin, ılık içiyoruz. Kesinlikle ılık içiyoruz. Soğuk içmiyoruz bunu, sıcak da içmiyoruz. Size tavsiyem ılık. Ve ne zaman içeceğiz? Günün hangi saatinde içeceğiz metabolizmayı hızlandırıcı içeceği? Sabah kalktık, elimizi yüzümüzü yıkadık. Direkt bunu hazırlıyoruz. Hatta bunu hazırlayın. O soğurken siz giyinin. Yani kahvaltıdan yarım saat önce içmek durumundayız. En az 20 dakika. Yani bu çok önemli. Çünkü içtikten sonra metabolizma direkt hızlanıyor. Bağırsakların da çalışmasına yardımcı oluyor aynı zamanda bu içecek. 20 dakika sonra ya da vaktiniz varsa yarım saat sonra kahvaltı ettiğinizde çok daha güzel sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunu bir ay yapın. Bir ay her gün yapabilirsiniz ya da hafta içi 5 gün yapın. Vaktinize, programınıza göre tabii ki kendi programınızı kısıtlamayacak bir şey olsun. Yapın. Daha sonra biraz ara verip yeniden yapın. Metabolizmayı hızlandırmakla kalmayıp dediğim gibi bağırsak çalışmasına da yardımcı oluyor. İçindeki her şey doğal, son derece güzel bir içecek. Hepinize tavsiye ediyorum. Evet, acı biber, selülit için acı biber kreminiz de yakın zamanda olacak. Merak etmeyin.